Bizler Van'da hamdolsun şöyle bir ortam oluşturduk. Bu ortam önce huzur, bu ortam önce sanayi, önce bilim ve teknoloji ortamı. Bu ortam meydana geldiği andan itibaren bu fuarların ondan sonra bir anlamı olur. Hamdolsun hükümetimizin bu 12-13 yıllık süreç içerisinde gerçekten bir asra sıkacak olan çalışmaları 12-13 yıllıkta depremi yaşayan Van'da hamdolsun bölgemize kazandırdı. Şu anda bu fuar merkezimiz Kalkınma Bakanlığımızın destekleriyle daha önce yaptığımız fuarlar çadırlarda, prefabrik alanlarda gerçekleşirken Van'ımıza yakışır, Türkiye'ye yakışır, çok önemli bir merkezdir. Bu fuar merkezimizi ilimize kazandıran ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Demin Sayın Rektörümle çok önemli iki bilimsel toplantıda geldik. Gerçekten Van bilim merkezi, fuar merkezi olmaya aday değildir. Herkesin buraya gelebilmesi için öncelikle Van'ın huzuru şart. Bunun için de hep birlikte el ele vererek Van'ı muhabbet şehri yapmaya hep birlikte el ele vermemiz gerekir. Şimdi yerel yönetimler olarak evet seçim sürecidir. Batı'da bazı seçim bürolarına saldırılar gerçekleşiyor ama en büyük saldırı hemen hemen her gün ilimizde gerçekleşiyor. Bunu da kınamak gerekiyor. Biz de bu saldırıların kim tarafından ve kime karşı yapılıyorsa kınamamız gerekir. Çünkü Van muhabbet şehridir. Van kesinlikle bu muhabbeti, bu güzelliği fazlasıyla hak ediyordur. Bizler bunu sağlamamız gerekir. Bakın yarın Sayın Başbakanımız ilimizi şereflendireceklerdir. Bizler billboardlarımıza astığımız bütün belgelerimiz aynı saatte aşağı iniyor. Biz bunların muhakkak tepkisini göstermemiz gerekir. Van eğer güzel bir şehir, fuar merkezi olmasını istiyorsak her alanda bunun sağlanması gerekir. Yine inşaat yapı ve makinelerin iş yapabilmesi için yerel yönetimlerinin, belediyelerin imara ve yapılacak olan ruhsatlara destek olması gerekir. Tuşla Belediyesi minimum olarak yani en tavan harçlar neyse onları talep ediyor. Ancak ruhsat almaya giren kardeşimiz Vaski'ye gittiğinde yapacağı binanın 4 katı kadar bir ruhsatla karşılaşınca bu ruhsattan vazgeçiyor. Bizler bunu Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız burada olsaydı dile getirecektik. Ama genel sekreterimiz inşallah kendilerine ulaştıracaklardır. Bizler Van'da inşaat yapı alanı artırırsak bu inşaat yapı malzemelerinin satışı ve bu iş makinelerinin işi olur. Yoksa bu fuarlar hiçbir anlamı olmaz. Bizler belediyeler olarak imara ve yapı alanına ilgili bütün müracaatları bir haftalık süre içerisinde elimize gelen ruhsatlandırmadır. Diğer çalışmaları hep birlikte yapmamız lazım. Hem ilçe belediyeleri hem büyükşehir tüm belediyeler el ele vermemiz gerekir. Bunları yaptığımızda inanıyoruz ki bu iş makinalarının, bu inşaat yapı elemanlarının daha büyük işleri olacaktır. Ve insanlar akın akın Van'a ve bölgeye geleceklerdir. Bunu sağlamak adına Tuşla Belediye Başkanlığı olarak meclis kararımızı aldık. Ruhsatlandırmayı kolaylaştırmak amaçlı kaçak önüne geçebilmek adına çok önemli cazip tekliflerle inşallah vatandaşımızın yanında olacağız. Yine burada bizim bu güzel güzide şehrimizde dünyanın hiçbirinde olmayan Van Denizi'ni inanıyoruz ki bu tip fuarlarla bütün dünyaya tanıtacağız. Bununla ilgili her kesimin, her kanaat önderinin, her söz sahibinin yapması gerekeni zamanda gerçekleştirmesi gerekir. Yaklaşık 85 firmamız Asya Ajansı'nın destekleriyle gerçekten Van'ımızı şu anda 4 gün bir bayram havasında bu alanda dolaştıracaklardır. Tuşba'da yer aldığından dolayı bu fuar alanı, bu fuar merkezini inanıyoruz ki tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya en güzel şekilde tanıtacak faaliyetlerde bu Asya Fuar ve Ajansı'na her daim yanında destek olmaya,
tüm sivil toplum kuruluşlarının, tüm işverenlerinin destek olması gerekiyor. Bizler şuna inanıyoruz. Bir bölgede işsizlik varsa, bir bölgede istihdam sorunu varsa bunu çözecek olan yegane fırsat, yegane imkan, iş imkanı artıracak, faaliyetleri artırabilecek iş alanı açmaktır. Bunlarla ilgili ne? Hamdolsun sayısız hizmetler bu bölgemize sunulmaktadır. Ve bizler de sahil bandı projemizde önce Van ekosistemini korumak ve akabinde Allah'ın izniyle Van'ı tam sahil kenti yapmak için ciddi projeler hazırladık. Kültür ve Turizm Bakanlığımızda, Kalkınma Bakanlığımızda şu anda projelerimiz değerlendirme aşamasında, inşallah yatırım alındığında Van Gölü'nü hem koruyan, Van Denizi'ni ve özellikle Van'dan kalkınmayı üst dereceye çıkaracak olan yatırımların teşvik edici olan zemin ve zamanı gelmiştir diye düşünüyoruz. Tekrar bu fuarın bölgemize, yatırımcılarımıza ve en önemlisi muhabbet şehri olan Van'ımıza güzel katkılar getirmesini diliyor, saygılarımı sunuyorum.